olduğu gibi döküyoruz. Yaklaşık 1 kilo. Özellikle bal alırken bir bal çok ucuzsa, böyle mısır şurubu gibi duruyorsa, o suluysa balı, değil aynen. mi? Ya mısır şurubunu bal diye satıyorlar. Ay, yani ay, ona ay, çok ay, dikkat ay. Etmek lazım. Şimdi bu erkeklere doğal enerji veren, yorgunluğu azaltmaya yardımcı ve sperm sayısı ve kalitesini arttıran özel bir formül yapıyoruz. Peki. Yaklaşık 1 kilo bal. İçerisinde 200 gram kek tarifi gibi oluyor. İçerisinde 200 gram toz zencefil. Zencefil. Zaten bu zencefil süper gıda herhalde değil mi? Bu son da enteresandır. Dönemde. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek baharat zencefil. Aa, çok enteresan. Hatta cennet tavsiye ediyor. İşte içinde evet. zencefilli şeyler içindeki. Yani evet. Çok enteresan. Bu kutsal kitaplarda geçen şeyler hakikaten hep genelde şifalı şeyler. Evet. Şimdi bu kırmızı cinsenkin tozu. Red cinsen, Kore cinsen diye geçer. Aktarlarda da bulursunuz veya kendiniz de öğütebilirsiniz. Kırmızı cinsen bir mucizedir. Peki. Kökü insana benzer. Böyle kolları, bacakları, kafası çok var enteresan. Gibi. Özellikle tahta kaşık kullanıyoruz. Evet. Metal kullanmıyoruz. Bu karışım metali sevmez. Tahta kaşıkla. Ben döksem karışımına yardımcı olur musun? Tabii ki tamam. Zevkle. Şimdi en sevdiğim arı şey. Poleni. Şu arı inanılmaz bir hayvan. Değil mi? Bunu da karıştırıyoruz. Yalnız çok ışık görmemesi lazım. Biz mecburen bahçede ışıkta evet. yapıyoruz. Bunu karanlık bir yerde yapmak daha doğru olur. Peki. Şimdi 1 kilo bal içerisinde 200 gram toz zencefil, evet. 150 gram toz kırmızı cinsen, evet. 150 gram arı poleni ve 150 gram da keçi boynuzu tozu. Bakın. Kakao yerine de çok kullanılır. Ay harika. Şimdi aynen bu keçi öyle. Boynuzu tozundan da şöyle koyuyoruz. Hmm. Muazzam kan yapar ve erkekler için afrodit. Birazcık bıraktım daha sonra keçi evet. boynuzu anlatırken göstermek peki. için. Nereli? İstanbullu. İstanbullu. Evet, Siirtli yani köken Siirtli olarak aslında. İstanbul. Güzel. Evet. Doğu batı kombinasyonu. Aynen, aynen öyle. Ona da çok sevgiler. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben ona sevgi gönderdim. Aynen. Eşin adı ne? Özer. Özer'e de çok o da. Selamlar. Konuşsanız eminim 3 saatlik yayında onunla yaparsınız. Çünkü çok sağlıklı beslenmeye takık, çok araştırmacı. Bir şey. O kadar da beni de çok besleyen bir insan. İyi, bu anlamda. Ne güzel. Allah muhabbetinizi kocacığım. Artırsın. Amin. Sağ olun. Ben ana da senin eşine evet, de kucaklayın. Evet. Aynen. Sevgiler. Sağ olun. Şimdi onu şöyle ben birazcık bir erkek hocam valla güç gerekti. Tamam yani. Şimdi şöyle iyicene karıştırıyoruz. İyicene eziyoruz içerisine. Sonra bunu ışık görmeyecek olan bir kavanoza lütfen. Işık görmeyecek olan bir kavanoza koyacağız. Biraz daha ortalayalım aynen. hocam. Şöyle bir yakından gösterelim mi kameraya Ebru? Evet efendim. Şöyle ne görüyoruz? Ne görüyoruz? Bu erkek kuvveti ister bakar görüyoruz. Bakar mısın? Kusura aynen bakma. Gerçekten. Aynen şimdi bak bunu erkek kuvvetiyle şöyle bir karıştırıyoruz. Hocam bunun içinde dünyalar var. Peki. Var bu müthiş bir şey. Bunu iyicene karış. Sonra bu fazla güneş ve ısı görmesin. Peki. Bunu Ebru ya cam bir kavanoza folyeli kaplayarak tamam. dışını kaplayacağız. Güneş ışığı almayacak. Koyu kahverengi bir şeyle işte bu oldu. Bence ne kadar gidecekler bundan? Evet ben onu götürüyorum. Eve götürebilirsin. Ne kadar kullanacağız bunu? Bundan sabah ve akşam yarım çorba kaşığı veya tepeleme bir şu kaşığı gösterir misin? İşte aşağı yukarı bu kadar. Bu kadar. Biraz fazla oldu. Birazını bırak. Zaten birazını tatlı ihtiyacını da bayağı karşılar bence. Bu nasıl bir tadı var? Çok merak ettim. Biraz yesen bir şey olur mu? Kuvvetli bir şey bayağı. Mesir macunun halisi. Acı tadı alıyor musun? Evet. O böyle artarak devam edecek. Hmm. Çok güzel bir karışım. Harika. Bizde 41 çeşit yok şu an fakat yine evde yapılabilir. Harika. Tabii. Ama mükemmel. Bu arada erkeklerin spermini yükseltmek için çinko, E vitamini, arı sütü ve çakşır kökü suyu. Çakşır. Keçiler üreme zamanında çakşır otun köklerini kazıp yiyorlar. Ve sonra o kökler üremeye bakıyorlar ki bunların... güçleri ve spermleri daha çok artıyor. Çok enteresan. Ondan sonra bakıyor, izliyorlar. Doğa bize her şeyi söylüyor. Değil mi? Yasin'cim gel. Okumasını bilirsen söylüyor. Gel, Yasin'i yedirebilirim değil mi hocam? Tabii yedirebilirsin. Yasin çünkü bizde pişiren, yapılan her şeyi yer. Bak şimdi bu deneyle kanıtlanmış hayatım. Sabah bir, akşam bir kaşık. Bundan sonra sen kendine iyi baka. Koşarak. koşarak acı bundan sonra. Biraz sonra buralarında şöyle bir sıcaklık hissedeceksin. Canım Yasin'cim iyi misin? Yandın. Hemen git soğuk su iç. Yasin'cim ama bak bundan sonra gerçekten işe koşarak gelebilirsin. Mükemmel. O çok çalışkan ama ben çok, biliyorum. Çok ah canım benim o. Şimdi. Hocam çok teşekkürler. Tamam, bu da erkeklere özel hanımlar. Lütfen kaçırmış olmayın. Belki ekranda şu an içeriğini görüyorlardı. Kesinlikle tarifler çakşın tekrar geliyor. Çakşın kökü suyu zehir gibi son derece buruk bir şeydir Özdür Ebru ama... inanılmaz derece sperm miktar ve kalitesini artırıyor. Hani tüp bebek tedavisinin sırasında yardımcı olmak için veya spermleri arttırmak için erkeklerin dölleme yeteneğini arttırmak için de kırmızı evet. cinsen, azgın teke otu ve
maka bitkisi. Maka. Latin Amerika'nın maka da çok duydum. Fakat makanın özellikle kadınlarda biraz, kadında da. Biraz dikkatli mi kullanılması lazım? Şöyle, bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Kırmızı cinsen maka, bunlar daha böyle androjenik, evet, etkileri var. Daha erkekli gücünü artırıyorlar. Evet. Ondan dolayı bunlar doğal afrodizyaklar. Harika. Bunu da bir yere not ediniz efendim. Erkeklere de bir şey verdik. Nasıl güzel bir şey. Mükemmel bir şey verdiniz hem de. Çok teşekkür ederim.